Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de Münevver Karabulut'un haritasını incelemiştik. Şimdi Cem Garipoğlu'nun haritası ve burada bir düzeltme yapacağız. Ve burada Münevver Karabulut'la olan bağlantıyı tekrar inceleyeceğiz. Şöyle arkadaşlar, ben 20 Ekim olarak almıştım Cem Garipoğlu'nun. Hani onu internette görmüştüm ama sonra ben de dün bir fark ettim. Gizem Hanım bu konuda uyardı. Teşekkür ediyorum. Tesadüf, ben de hatta 20 Ekim olduğunda şey geldi bana, yani ya birçok şey çok böyle mantıklı değildi yani. Bir şey vardı orada. Bir yerde bir şeyler uymuyordu. Ama şimdi evet, resim daha da hani veriler oturmaya başladı açıkçası. Şimdi ben Cem Garipoğlu'nun haritasını 29 Ekim 1990 saat 4 gibi aldım. Yani kendimce rektifiye etmeye çalıştım. Yani haritayı normalde 12 gibi alıp biraz koç başlangıç almak yerine belki de bu şekilde almak daha doğru olabilir. Buradan bazı bilgilere ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü hani rektifikasyon yaparken bu saat kendi içinde bayağı bir anlamlıydı. Bu arada dün yine yorumlarda Havanur arkadaşımız orada 16 rakamından bahsetti. Tarot'ta yıkılan kule. Kendisine çok teşekkür ederim. Benim astroloji gruptan arkadaşım, çok zeki bir insan ve çok genç bir arkadaşımız. Yani ben gelecekte inşallah tabii astroloji yolundan devam eder. Çok başarılı olacağını düşünüyorum. Bunu abartarak söylemiyorum. Yani daha böyle 22-23 yaşlarında ama harbiden yaşının çok çok üstünde bir bilgeliğe sahip birisi. Buradan da Havanur'a selam söylüyorum. Dün çok güzel bir şey yazdı. 16 kartı tarotta ölüm kartı ve şurada incelediğimizde Münevver Karabulut'un Güneş yaklaşık 16 derece. Bakın Mars 16, işte Neptün 16, Venüs de yaklaşık 16. Yani hep böyle bir 16 bağlantısı var. İlginç olan şu, burada Mars bağlantısı çok önemli Güneş'te. Çünkü bu ölüm olayında bu çok böyle hani toplumca da bilinen bir ölüm olayı. O yüzden Güneş olan yerlerde veya Aslan Burcu gördüğümüzde böyle bir durum bilinme, ünlenme, tanınma. Yani ama neyse, mesela ben rektifiye ettim Münevver Karabulut'un haritasını bu şekilde, onu açıklayacağım. Burada 8. ev Aslan geliyor. Dün Havanur şey demişti, 16 derece yükselen yay alınca Mars tam karşıt. Öyle aldım ama Solar Return'ü incelediğimde o çok anlamlı olmadı. Çünkü MC'ye tam Jüpiter geliyordu Münevver Karabulut'un öldüğü zaman. MC'de Jüpiter olduğunda bu açıkçası çok anlam ifade etmiyor. Ben şöyle göstereyim. Solar Ark şurada. Ha, Solar Return haritası. Ancak haritayı Solar Return'de Mars ve Chiron MC ile kavuştuğu zaman bakın bu anlamlı. Niye bu kişi? Bakın MC'de bir yaralanma, şiddetli olayla hayatını kaybediyor ve toplum tarafından MC'de böyle düşünebiliriz. Biliniyor. Burada Neptün de var, kurban oluyor. Merkür de 7. ev yönetisi olduğu için karşısına çıkabilecek şey. Karşısına çıkacak bakın Merkür. Şiddet olay Mars. Chiron bundan dolayı yaranıp hayatını kaybetme. Chiron da hani yaralanma diye kastettim arkadaşlar. Yaranıp hayatını kaybetme. Bir kurban olma Neptün. Ve bunun tüm toplumca da bilinmesi MC. Bu yüzden bu daha mantıklı geldi. Ve şöyle bir şey var. Yine burada Havanur'la şöyle benzeşiyor. Progresyonla Mars tam DSC'ye geliyor. Progres Mars. İşte o zaman hani Havanur şey dedi. DSC'ye Mars'ı alacak şekilde 16 derece. Ama olay tarihinde Mars, şey Progres Mars, DSC'ye geldiği için de dolaylı yönden de Havanur'un dediği noktaya geliyor. Çünkü Mars'ın bir durumla karşı karşıya burada olmayı anlatıyor. Nedir? Kişinin hayat bütünlüğünü etkileyen ve asıl sıra dışı olan Münevver Karabulut'un arkasında Chiron'un
Lilith'in ASC'de olması. Şimdi arkadaşlar ben hemen Münevver Karabulut'la ilgili tekrar bu kısmı kısaca anlatayım. Şimdi ben haritayı dediğim gibi rektifike ettikten sonra tesadüf yani solar return'de rektifike ettikten sonra bir baktım 24-25 derece ASC daha bir mantıklı oluyor. Çünkü Progress Mars DSC'ye gelmiş ve direkt ASC'sine karşı ve ASC'de Lilith'in olması da hayatına Lilithvari bir durumun hayat bütünlüğünü etkileyeceğini, bakın ASC'nin bizim hayat bütünlüğümüz etkileyebileceğini gösteriyor. Yükselen yöneticisi, şimdi bakın olay daha iyi oturmaya başladı. Yükselen yöneticisi Jüpiter, Satürn'e karşıt açıda yani hayatında bir elim durumla karşı karşıya kalma olayını gösteriyor. Burada Satürn ayrıca Kuzey Ay Düğümü yöneticisi. Yani bu bir karmik bir durumu anlatıyor açıkçası. Karmik durumu da şuradan anlıyoruz arkadaşlar. Kuzey Ay Düğümü yaklaşık 26 derece Oğlak'ta. Bu da şu demek, 26 derece Güney Ay Düğümü Oğlak'ta demek. Yengeç'te demek Münevver Karabulut'un. Ve Cem Garipoğlu'nun haritasını açtığımda da ben de onun saatini 4 olarak yaptım. Bu bayağı bir mantıklı duruyor. Burada da Cem Garipoğlu'nun ayı 26 derecede. Yani Münevver Karabulut'un şurada Sinasi'de Münevver Karabulut'un tam Güney Ay Düğümü ile kavuşumda. Burada şu Münevver Karabulut'un Kuzey Ay Düğümü diyor. Karşıt demek ay. Güney Ay Düğümü'ne kavuşum demek. Bu da gerçekten daha çok verilerin artık otur yani bir şekilde anlam ifade etmeye başladığını gösteriyor. Yine Münevver Karabulut yine doğum zamanlı işte sabah 2.16 aldığımda 2.10 veya 2.16 arkadaşlar yani ikisi de mantıklı duruyor. Böyle aldığımda da yani verileri incelediğimde gerçekten bir mesela Satürn Güneş'e ve Uranüs'e yani ikisinin midpointine karşı Güneş Uranüs Güneş Merkür. Merkür de burada 7. ev yöneticisi olduğu için bakın buna olan açı Satürn'ün karşısına yani bir elim durumla karşılaşmayı gösteriyor Merkür. Güneş de zaten kişinin yaşam kaynağı. Yani ve burada yine Güneş elim durumla ilgili karşılaşma ve bundan dolayı da bir tanınırlık verme. Ama nedir bu tanınırlık? Ölümle tanınma. Vahşi bir ölümle Satürn yani duygusuzca bir ölümle tanınma olayını burada gösteriyor. Mars'ın Plüto'ya zaten karesi yaşadığı şeyin çok büyük travmatik bir ölüm, kötü bir ölüm. Hani şeklini gösteriyor. Bu kafası kesilmiş. Yani çok ilginç, yani bilemiyorum, yorum yapamıyorum. Merkür de 7. ev yöneticisi olduğu için Plüto'yla karesi karşısına çıkabilecek şey, karşısına çıkacak şey çok plütonik bir şey ki gerçekten plütonik bir olay. Ve Lilith'in ASC'de olması da açıkçası verileri çok destekliyor. Bu hayatına bir Lilithvari bir olayın hayatına girme şeyini. Kavuşum nedir? Bir şeyle kavuşum aksla ilgili bir durumu anlatıyor. Yani mesela burada ne? ASC, hayat, bizim hayatımız. Lilith ne? Bir negatif, kötü enerji, kötülük. Kötülüğün bizim hayatımıza girme şeyini. Hani bazen ASC'de böyle soruyorlar. Ama tabii haritada birçok verinin olması lazım. Burada bir kere yükselen yöneticisi eğer böyleyse harita Jüpiter Satürn'e karşıt olması çok negatif etki yaptırıyor. Hani direkt böyle görüp de hemen bu konuda paniğe kapılmamanızı istiyorum. Ben çünkü gerçekten bundan çok 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 daha kötü haritalar gördüm. Bunlar sevdiğim dostlarım, arkadaşlarım haritası. Şimdi burada paylaşamam sizlerle. Ama yani hayatlarına böyle bir şey karşılarına gelmiyor. Yani o yüzden hemen buradan bir tedirgin olmamanızı tavsiye ediyorum. Tabii burada dün biraz anlatmıştım. Yine kişinin haritasında Mars'ın Neptün'e 150'lik açısı yaptığı bakın kişinin yaptığı şeyi anlaşılamaması bir kişinin hayatına mal etti ve bu kişi bir nevi Münevver Karabulut bu olayda kurban oldu. Bakın bir vahşi bir olayla kurban olma. Mars, Neptün 150'lik açısı. Münevver Karabulut'un arkasında 150'lik açılarında neden çok önemli açılar olduğunu daha önce bir videoda anlatmıştım. Ve bu durumun anlaşılamadığı. Yani böyle bir şeyi
yaşama riskini burada gösteriyor. Dün zaten bunları anlatmıştım. Şurada da Progress'te Mars tam ASC ve Lilith'e karşıt. Bakın Mars, şurada Progress Mars, Lilith'e de karşıt, ASC'ye de karşıt. Bu da çok Lilithvari bir ölüm şekli. Açıkçası burada da bu veri sanki bu durumu biraz destekliyor gibi gözüküyor. Onun dışında şurada Solar Ark'ta dikkat çekici görebileceğimiz açıdan. Mesela Venüs'ün hem yükselen yönesi hem de Satürn'e karesi. Yükselen yönesi olduğu için bir kadın olarak hayatını kaybetmiş. Çünkü yükselen, bakın, Jüpiter ve olumsuz etki arttırıyor. Ama normalde Venüs-Jüpiter karelerinde daha çok böyle çok harcamada müsrifliği arttırabilir. Ama burada yükselen yönesi olduğu için Jüpiter, bir de Satürn olduğu için, bakın, ikisi birlikte tek başına Jüpiter'e kare olsaydı ben burada direkt bunu söylemezdim açıkçası. Yine burada görüyorsunuz, bakın, bir yerde transitlerde Mars Plüto karesi, burada da Mars Plüto 135'lik açısı ve Satürn Plüto karesi. Yani olayın büyüklüğünü, şeyini, bakın, Satürn gördüğümüz yerde hep ne diyorum? Elim, duygusuzca ve zaten yükselen yönesi, ki eğer Jüpiter'se bu veriler bayağı tutuyor. Yine bakın Neptün yükselen yönesi Jüpiter'e tam karşıt. Nedir? Hayatını karşı karşıya olacağı şey, elim olay şeyiyle sebebiyle bir kurban olma. Bakın Neptün vicdansızca, Neptün'ün sert açılarında ben vicdan, hani onu şöyle derim, vicdan olmayan ve Lilith, bakın, Uranüs'te kavuşmuş. Yine şeytani bir şey, sıra dışı, insanın aklını almayacak Uranüs. Yani akıl dışı. Yine burada ASC Uranüs'te kavuşuyor arkadaşlar. Nedir? Solar Ark ASC'si. Bu da hani burada birinin Solar Ark ASC'si Uranüs'e kavuştuğunda bu olur mu? Değil arkadaşlar. Birçok verinin oturması gerekiyor. Hayatına Uranüs'ten bir şeyle, bakın, hayatına yükselen Uranüs'ten bir şey olacak. Bu olumlu bir şey de olabilirdi. Ama buradaki şey olumsuz oldu. Yani bu mesela uçak kazası, ismini hatırlamıyorum, bir sanatçı vardı. İncelediğimde Uranüs ASC'sinde transitte. Genç yaşında öldü. Alya olması lazım. Yani tam hatırlamıyorum. Böyle tesadüf gözüme çarpmıştı. Böyle birkaç vaka görmüştüm. O da uçak kazasında öldü. Ama buradaki şey farklı. Ama o kişi de mesela kovadaydı. Yani o daha böyle bir o durumla alakalı tutuyordu. Burada gördüğümüz gibi verilerde bir anlam bütünlüğü var. Zaten bu tür verileri yorumlarken buradaki anlam bütünlüğünü görmek gerekiyor. Bakın Uranüs Mars 135'lik açısı. Yani hep veriler, bakın, Uranüs Mars şok edici bir şiddet olayıyla karşılaşma. Solar Ark'ta. İşte Neptün, Jüpiter eğer yükselen yönesi, bir durumla karşılaştığın hayatını, Jüpiter yükselen yönesi ve bu yaşadığınız bu durumla ilgili vicdansız bir durum ve sizi bu olayla ilgili bir kurban veya kandırılma da olabilirdi bu. İşte Mars'ın Plüto'ya 135'lik açısı, Satürn'ün Plüto'ya, yaşanan durum acı, şiddet bir durum, elim bir durum, Satürn şiddet, Mars ve bu olay büyük, travmatik, sarsıcı Plüto. Bakın arkadaşlar, arketipleri böyle birleştirmek gerekiyor. Zaten Solar Return haritada yaptığımda, bakın, Chiron, Mars, Neptün, Merkür hepsi MC'ye gelmiş. Ya burada bir stelyum var. Merkür burada 7. ev yönetisi. Mars, Chiron zaten şiddetli olarak kurban olma. Merkür de 7. ev yönetisi olduğu için karşısına çıkabilecek bir şey. Ve bunun toplum tarafından bilinmesi, MC duyulması, bu olayın bilinmesi. Zaten olay anında yine Pluto Lilith'e de yakın. Bu da olayın vehametinin boyutunu gösteriyor. Ki Satürn, Güneş, Uranüs karşıtlığı da burada göz ardı edilmemesi gereken bir şey. Ben şimdi buradan bunları kısaca anlattıktan sonra Cem Garipoğlu'nun haritasını anlatmak istiyorum. Dünkü bu
Cem Garipoğlu ile ilgili hatayı da düzeltmemiş olacağım bu sayede. Ama bu olay bana çok ilginç bir şey geldi arkadaşlar. Bilgi verdi. Ben Black Dahlia olayını araştırıyorum. Orada birkaç şüpheli var. Onları inceliyorum. Orada şüphelilerden birisi Leslie Dillon. Bu kişinin de Güneş'i yengeçte yaklaşık 12-13 derece arasında. Mars'ı da yengeçte yanlış hatırlamıyorsam 10 derece civarında. Plüto da yengeçte 8. Yani şimdi burada da akrepte bakın. Güneş, Mars kavuşumu akrep. O kişi de Güneş, Mars bu sefer yengeçte. Zaten su grubunda böyle bir Güneş, Mars kavuşumu duygusal olarak patlayıcı bir şeye yol açabilir. Çünkü su Mars burada akrepte kendi burcunu desek de ki bir de Cem Garipoğlu yükselen yöneticisi eğer bu harita doğruysa buradaki veri mantıklı. Şimdi arkadaşlar Black Dahlia ya da şüphelilerden birisinde bu var dedim ya. Şimdi peki neden Güneş böyle zor mesela Güneş Mars kavuşumu bu çok şey bir enerji verir. Böyle kişiye agresif de olabilir veya böyle kişi çok lidervari de gözükebilir. Dediklerini dayatmacı da olabilir. Mesela bu açı şey bu kavuşum hangi burçta olduğu da çok önemlidir. Oradaki Güneş ve Mars'ın nelerin yönesi olduğu da önemlidir. Şimdi burada eğer ki Mars gerçekten yükselen yönesi ise ki yükselen yönesi olmasa bile burada ben şunu anlıyorum. Akrepte olduğu için kendi burcunda güçlü. Güneş'le de kavuşunca burada Mars akrepteki o güçlü etkisiyle Güneş'i Marsiyen ama akrep tarzında bir güneş yapıyor. Yani nedir? Kişi bu Marsiyen enerjisini mesela ben bu tarz kişilere hep şunu tavsiye ederim. Bunlarda aslında fazlasıyla bir enerji yoğunluğu var. Mesela bu kişi bilim adamı veya bir psikolog şey olsaydı çok başarılı bir şey olur, bilim adamı olabilirdi. Çok başarılı. Ama bu tür enerjileri kullanamadığı için bu kişiler çünkü bakın böyle derin bilim veya böyle konulara girdikçe bu enerji kullanılıyor. Ama bu enerji kullanılmadıkça bu negatif olarak patlayıcı bir şeye dönüşebiliyor. Çünkü Güneş bizim süper bilinç. Biz genelde bilinçle ilgili bakacağımız iki gezegen, biri Güneş'tir, biri Merkür'dür. Merkür zihinsel düşünme biçimimiz. Ama Güneş süper, o yüzden Güneş 9. evi sever. Daha böyle süper bilinci anlatır. Şimdi Mars'la kavuşmuş Güneş burada. Bu kişinin aslında böyle bir yapısında planlayıcı bir şekilde şiddete eğilir. Mesela böyle bir kişi mafya lideri bile olma kapasitesi çok yüksekti. Çünkü burada bakın Merkür de Plüto ile kavuşmuş. İki bilinçle alakalı gezegen Akrep Burcu'nun temasıyla alakalı iki gezegenden biri Mars, biri Plüto, biri şiddet, biri daha da böyle derin, çok böyle yıkıcı olabilecek Plüto düşünün. Biri Merkür Plüto ile kavuşmuş, biri Güneş Mars'ta kavuşmuş. Bu gerçekten bu haritaya bakınca bu kişi de bu öldürme eğilimini şimdi daha kafamda oturdu anlıyorum. Çünkü 20 Ekim haritasına baktığımda hatta ben o zaman bugün bu videoyu yapacakken şöyle diyecektim ya bu kişi nasıl böyle bir şey yapabilir? Yani haritasındaki bazı veriler çok güçlü değil diyecektim ama şu anda kafamda oturdu. Yine arkadaşlar burada bakın Mars ve Güneş Kiron'a kare. Kiron zaten Aslan'da ve Kiron'a kare olması benim mesela Mars'ım Aslan'da Kiron'um Boğa'da benim de direkt tam kare açı ki burada da görüyoruz Mars 8 derece Kiron'u. Bakın burada da tam kare. Ya yani bu kişide de tam kare. Demek ki burada daha çok şiddete eğilim olarak kendisini göstermiş buradaki açı kombinasyonu. Ve doğal olarak da Kiron Aslan'da olduğu için kendi yöneticisiyle de kare olması açıkçası biraz daha bu olumsuz negatif etkiyi arttırmış gözüküyor. Yine bakın burada mesela Jüpiter Başak'ta, Venüs Başak'ta 6. evde. 6. ev biraz sıkıntılı bir ev. Böyle 6. evde bu iki gezegenin rahat etmediği bir burçta olması açıkçası buradaki negatif etkiyi biraz daha arttırmış. Ben mesela 6. evin zorlayıcı yanlarını biliyorum. 8. evde zor bir evdir. 12. evde zordur. Ama bu evlerde bazı gezegenleri olumlu çalıştırabilirsiniz aslında. Ama burada hem zorlandığı burçlar hem de bir zor evde hem Jüpiter'in hem Venüs'ün olması
buraya biraz daha bu karanlık enerjiyi daha da arttırıyor. Şimdi mesela Jüpiter, ben Jüpiter konumları konusunda çok gördüm yani dünyada mesela çok önemli astrologlar. Mesela Dame Rudyard, yükseleni yay yönetici Jüpiter ikizlerde. Michael Erlewine, Jüpiter'i şey yükseleni yay yönetici Jüpiter ikizlerde. Ya yani Jüpiter ikizlerde yani zararlı konu. Niye? Karşı burcun yöneticisi diye bakıyorum. Ben Jüpiter konusunda o noktada çok şey değilim. Yani mesela bu insanlar yani çok sıra dışı bilgiler bize sundular. Mesela Türkiye'de Örer Döşer, Jüpiter ikizlerde gerçekten astroloji konusunda bana göre en çok katkı sunan insanlardan birisi. Yani Jüpiter Başak'ta da olduğunda kötü veya böyle pis şey böyle demek istemiyorum. Genelde analitik düşünme veya şey konularında Jüpiter burada çok güzel şey verir. Hani şans verir ama negatif açılarında işte bakın burada sıkıntı o. Zor açıları veya zor evlerde bu negatif etkiyi büyütür. Bir de virüs de buraya gelmiş. Yani burada şunu anlıyoruz. Mesela Başak'tayken çok böyle bakın. Akrep arketipi çok yüksek bir insan. Yani Cem Garipoğlu. Fazlasıyla bir akrep burcu etkisi var. Fazla akrep burcu, bakın ben de güneşim akrepte arkadaşlar. Ben mesela bütün gezegenlerim akrepte olsa vallahi rahatsız olurdum. Yani gerçekten bir burcun fazla etkisi de zararlı aslında. Ya ben de mesela o yüzden akrep burcu özelliklerimi en iyi şekilde kullanmaya çalışıyorum ama bunu doğru biçimde. Genelde geçmiş yaşamlar, derin konular, sırlar. Bakın enerjimi oraya akıtıyorum. Ama onu yapmazsam akrep enerjisi zor. Yani benim de çok böyle bazı noktalarda akrep burcu özelliklerinin haz aldığımı söyleyemem. Doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü zor bir burç. Doğru, gerçeği gerçek yani. Şimdi burada düşünün. Venüs de Başak'ta. Ne anlıyorum ben Venüs Başak'ta olunca? Yani kişi çok böyle sevgisinde fazlasıyla eleştirici diyoruz ya ama biraz da şey de var burada. Böyle duygusal anlamda çok Başak burcunda Venüs olanlarda bir duygusal anlamda bağ kuramamış. Zaten o yüzden burada çok rahat değil. Yine burada Venüs'ü Başak'ta olanlarla için şunu söyleyeyim. Ben mesela bazı haritalarda karmik haritalar gördüm de geçmişte mesela Venüs'ü retro diyelim. Burada Başak burcunda geçmişteki hayatında aşk ve sevgi konusunda sıkıntı yaşamış bir insan bu hayatında mesela Venüs'ü retro başa gelmiş diyor ki bundan sonra ilişkilerinde ince eli sıkı doku. Bilinçli olarak oraya geliyor. Mesela o kişiye böyle geliyor ki bundan sonra daha dikkatli seçim yapsın. Şimdi burada ama Venüs Başak'ta, Jüpiter de Başak'ta. Yani kişi bu konuda çok böyle duygusallıktan bir yoksunluk etkisi verebilir. Yine söylediğim gibi burada her Venüs Başak veya Jüpiter Başak'tan dolayı kişi biz haritalarımızda bu konuda fazlasıyla şey yapmamamız gerekiyor. Sadece burada 6. ev kişinin haritasında akrep burcu etkisi fazla. Akrep burcu etkisi fazla bir insanda Jüpiter'i ve Venüs'ü Başak'ta 6. evde ise negatif etki artar. Bir de bunun üzerine Kuzey Ay düğümü Neptün birlikte şey Neptün Uranüs Kuzey Ay düğümüyle kavuşmuşlar. Burada ilginç bir şey anlatıyor bize harita. Ve Cem Gariboğlu'nun ayı Münevver Karabulut'un Güney Ay düğümüyle kavuşuyor. Bu karmik bir karşılaşma anlatma ihtimali çok yüksek. Benim düşüncem zaten Yengeç Burcu çok karma ile alakalı bir şey. Çünkü kendisi direkt dördüncü evin doğal yönetisi direkt aile gelişmişi anlatan bir burç. Ve burada Ay Yengeç Burcu'nda Güney Ay düğümü Yengeç'te ve Münevver Karabulut'un ayı Güney Ay düğümüyle kavuşuyor. Bu ciddi anlamda bir karmik etkiyi anlatıyor. Yine burada gördüğüm yine sert açılardan birisi Ay Satürn karşıt açısı. Bu da diyor ki geçmiş hayat yani zaten birisi Güney Ay düğümü yöneticisi, biri Kuzey Ay düğümü yöneticisi. Diyor sen diyor geçmişle ilgili yaşanan bir elim, bir şeyle bir durum bak Satürn
elim veya böyle belki de bir geçmiş hayatında bir otorite, baba figürü, aile figürü bir insanla karşı karşıya gelebilirsin ve elin bir olayda karşına çıkabilir. Geçmiş yaşam bu elin olayda Cem Garipoğlu'nun bu kişiyi öldürmesi. Yani bu Cem Garipoğlu da böyle bir şeyle karşılaşabilirdi ama kendisi bu olaya sebep olarak karşılaştı. Karşı açılarda çift taraflı etkiyi unutmamak gerekiyor. Belki bunu Cem Garipoğlu böyle bir şeyle karşılaşabilirdi ama kendisi bu olayın direkt faili oldu. Genel olarak haritasında gördüğümüz bu etkiler gerçekten de bize bu noktada bilgiler veriyor. Gelin şöyle bir progress ve diğer haritalarla bir inceleyelim. Bu neden olmuş? Şimdi arkadaşlar, burada progress haritada yani incelediğimde şuradan MC'nin Lilith'le kavuştuğunu görüyorum. Yani bu neyi anlatıyor? Yine MC buradaki anlamı yani kariyer statüden ziyade şeyi düşünelim yine burada. MC oğlak arketipi bir şeyle bilinmek yani göstermek, topluma göstermek. Ne bu? Elin bir olay, kötücül bir olay Lilith. Şeytani bir şey. Bir insanın, bir genç kızın hayatına kastetme. Şimdi burada Progress ASC Mars'ta karşıt. Şimdi normalde böyle bir açıda ben şunu anlarım. Bir ölüm durumuyla karşı karşıya yani direkt kişinin yaşam bütünlüğünü etkileyecek bir durumla karşı karşıya kalma olarak anlarım normalde. Ancak burada demek ki bu şiddeti kendisi uyguluyor. Buradaki şeyi bunu veriyor olabilir. Genelde ama benim gördüğüm kişi kendisi bir acı olayla karşılaşabilir. Burada yine ASC'de Kiron'a kare. Bu da yine kişi kendisi fiziksel yaralanma alabilir anlamına daha çok gelirdi. Ancak burada gördüğümüz kişi buna neden olmuş ve Uranüs de burada bakın ASC kare. Zaten natal Uranüs'ü kare olduğu için yani burada şunu anlıyoruz. Hayatında çok Uranüs'yen bir şey. Bakın Neptün'ü de ASC'siyle kare, Kuzey Ay Düğümü de. Bu ne demek? Güney Ay Düğümü de ASC'sine kare. Hayatına Uranüs'yen Neptün'ye yani sıra dışı şok edici ve bir şekilde bir kurban olma şeyiyle de karşılaşabilirdi. Ama burada kendisi bir kişinin hayatına son veriyor, bir kişiyi öldürüyor. Buradaki etki bence Kuzey Ay Düğümü'yle kavuşmaları nedeniyle Cem Garipoğlu neden olmuş. Burada şunu unutmamak gerekiyor. Biz bu haritaya böyle bakıyoruz ama normalde şu Kuzey Ay Düğümü, Neptün ve Uranüs kavuşumları olduğunda burada kişinin ani şok edici bir şekilde kurban olma ihtimali de mümkündü. Ancak bu haritada ne var ki bu kişi kendisi bu kişiyi kurban etti. Çünkü bu kişide bakın arkadaşlar fazlasıyla bir akrep etkisi var. Bakın akrep burcunu kötülemek için. Çünkü benim de güneşim akrep. Ama bakın birisi yine süper bilinci anlatan Güneş Mars'la yine bilinçle alakalı gezegen Merkür Plüto ile kavuşmuş. Zihninde bak bu zihni bu kişi derin dönüşümler veya işte araştırma konuları böyle bu kişi bunu kullanamazsa bu kişi direkt yani el bombası gibi bir hale dönüşüyor. Bu sebeple burada şu etki bir de burada Kiron karesi falan bu etkiden dolayı ve 6. evde Venüs Jüpiter Başak'ta zor bir yerleşim. Zor bir evde zor bir yerleşimde. Bakın bu etkilerin toplam etkisi sebebiyle burada kişi kurban değil kurban eden kişi yani cani işte genç bir kızı öldüren bir kişi olarak görünüyor. Sebebi bu arkadaşlar. Yoksa şurada Kuzey Ay Düğümü, Neptün ve Uranüs kavuşumlarında biraz daha burada kurban olma etkisi bekleyebilirdik. Ama buradaki neden bu kişi kurban değil de bu işin faili durumunda olduğu şuradaki arkadaşlar Akrep'teki gezegen yerleşimleri Güneş Mars, Merkür, Plüto kavuşumları. Bu arada bakın Mars'ta Progress Mars'ta Merkür'le kavuşmuş. Ne yapıyor? Zihnine yani
şiddet olayı ve hani planlayarak bunu belli ki zaten Plutus'un natalde Merkür'le kavuşumda kişi aslında böyle daha psikopatik şeylere yatkın olduğunu gösteriyor. Bu arada kendisini cezaevinde intihar ettiği söyleniyor. Ki ben daha önce Astro6 testli bir forumda bu konu açılmıştı. Ben yine bildiğiniz elinde şey haritalar incelemiştim. Daha önce intihar edenler. En çok gördüğüm açılar ki daha sonra bunu teorikleştirmiştim. En çok gördüğüm Merkür, Ay, bazı zamanlar belki Güneş, Merkür ve Ay'ın zorlayıcı gezegenler, Mars, Satürn, Uranüs, Plüton, Neptün gibi gezegenlerle kavuşum karşıt veya sert açıları. Bu tür durumlarda direkt intihara bir eğilim verebilir ki burada kavuşum da olduğu için bir tarafta böyle planlayarak evet bunu da yapabiliyor ama sonunda o kadar bakın burada bir enerji var. Zihin sürekli derin konulara çalışıyor. Zihin sürekli böyle bir obsesif. Bu kişi ya bunu kullanmak zorunda ya da ya kullanmadığında ya başkasına zarar verir ya kendisine zarar verir. Akrep burcunun bir de kendine zarar verme etkisi var. O yüzden bu tür Akrep burcunda bu yüksek enerjiyi kullanmak gerekiyor. Benim o yüzden bu kadar yoğun detaylı analiz etmemin sebebi bu etkiyi bu şekilde kullanmak. Yoksa ben de negatif etkisi, Akrep burcunun negatif yanından etkilenirim. Şimdi progresyonda evet gördüğümüz gibi yine burada bu kişiyi bu olaya iten şurada Mars'ın bakın progresyonda Güneş'in Merkür'le kavuşumu da açıkçası bakın ya 1,5 derece bu etkileyici çünkü bu progresyonda bile olsa Güneş'in 2 dereceye kadar etki ettiğini biliyorum. Bakın bu da Akrep'te sonuçta. Şimdi Solar Return haritasına baktığımızda hem şurada 2008 Solar Return'de bakın yine Neptün Kiron MC'ye gelmiş Venüs DSC'de yani bir Münevver Karabulut'un hayatına son verdiği için burada Venüs'ün DSC'de olması mantıklı. Dediğim gibi birkaç dakika harita oynatılabilir. Tam böyle akslara da gelebilir bunlar. Burada Kiron Kuzey Ay Düğümü, Neptün bakın direkt MC'ye yakın. Bu da sanki kadersel olarak böyle bir şeye eğilmiş bir şeyi gösteriyor. Bir kişi ya kendisi kurban olabilirdi ya da kendisi kurban. Burada kendi haritasında bahsettiğim akrep etkileri buna yol açmış. Bakın Satürn Uranüs karşıt açısı. Şok edici elin bir olayla karşılaşma ama kendisi bu olayın bir nevi etkileyicisi olarak gözüküyor. Şimdi burada yine şöyle baktığımızda haritada dikkat çekici görebileceğimiz Uranüs'ün Venüs'e tam karşıt olması. Zaten Venüs'ümüz Başak'taydı. Tam karşıt olması bir bakın burada hayatına canilik yaptı. Yani hayatını son verdiği kişi bir kadın, genç bir kız. Ay Akrep'te Güneş'le kavuşmuş. Ay Akrep'te ne kadar zor olduğunu biliyorsunuz. Duygusal olarak da bir çöküntüyü de verebilir. Bu dönemde böyle duygusal anlamda çok da böyle hani ne diyelim şey değilmiş yani. Belli ki patlama şeyi var. Burada yine MC'nin Plüto'ya karesini görüyoruz. Yaptığı travmatik olayın yine burada hep toplum diye söyledim. Bu tür olaylar toplumca bilindiği için söylüyorum arkadaşlar. Çünkü bir mantığı var. MC'nin yine 150'lik açısı Venüs'e. Yani burada bu bir genç kızın hayatına son verilmesinin toplum sebebiyle anlaşılamı yani gerçekten de anlaşılacak gibi bir akıl kârı bir şey değil. Satürn'de arkadaşlar Venüs'te kavuşumu. Yani elin bir olaya bir genç kızın hayatına vicdansızca son vermesi. Bakın buradaki Satürn bunu anlatıyor. Zaten şurada şimdi karşıt açıları göstereceğim. Burada da açıkçası göreceksin. Yani sinastri haritasını göstereceğim. Orada da göreceğiz. Detaylı bir sinastri haritasını inceleyeceğiz. Şimdi Solar Return'de bir de 2009'a bakalım. Ben çünkü bu tür Solar Return'de yani doğum zamanı olayın olduğundan sonraki insanlar da Solar Return'lerde bir daha şey bakıyor. Bu arada arkadaşlar bu siteyle ilgili şöyle bir sorunum var.
Ben birkaç gündür bu sitede bir şey açarken bayağı bir zaman geçiyor. Mesela YouTube videosu izlerken bu kadar zaman geçmiyor. Yani artık şüphelenmeye başladım ne oluyor diye. Solar arkta da arkadaşlar şu açılana kadar artık buradan solar arkta inceleyeyim. Solar arkta da bu kişinin arkasında Lilith, Mars karesi var. Ya tam Lilith'lik ve şiddet olayı. Hani biz deriz ya Türk Ceza Kanunu'nda planlayarak, şey yaparak birini öldürme. Yani şeytani güdülerle birisini öldürme ki Kuzey Ay düğümü Satürn'e kavuşmuş. Hani sanki geçmiş karmik bir karşılaşmayı gösteriyor. Çünkü Kuzey Ay düğümü yönesi Kuzey Ay düğümüyle. Bakın Kuzey Ay düğümü Kuzey Ay düğümü yönesi olan Satürn'e kavuşuyor. Gerçekten de olayın bir karmik boyutunu gösteriyor. Ama karmik boyutu derken geçmişte işte Münevver Karabulut böyle yapmış, o da bunun bu ya. Ben bu tür şeyleri yorumlara katılmıyorum. Yani geçmişte böyle oldu da bu yaşamda da bunu çekmesi lazım. O zaman bu sistem böyle mi çalışıyor? O zaman bu sistem bildiğiniz kan davası sistemi. Yani o zaman bütün insanlar birbirini buraya öldürmeye gelmiş. Benim zaten anlamaya çalıştığım bu arkadaşlar. Ben aslında burada videoları size bilgim paylaşıyorum ama benim anlamaya çalıştığım şu. Bu sistemin işleme mekanizmasını anlamak. Yani neden böyle oluyor? Yani bir şey neden bir insanların başına bir şeyler geliyor? Şimdi Merkür'ün hani Jüpiter'e karesi var. Merkür nerenin yöneticisi? Evet, Merkür Jüpiter aksında bir şey var. Evler ilginçtir. Kıstırılmış. Şurada balık ve yay kıstırılmış. Çok enteresan bu da. Venüs MC karesi var. Yine yaptığı işte bir genç kızın ölümü nedeniyle bakın kare. Mars işte ASC 135'lik. Burada kişinin yaşam bütünlüğüne de zarar verebilirdi. Demek ki buradaki Mars kişinin Marsyen bir olaya, yani kendisini bir Marsyen olaya karışması olarak görüyoruz. Ama bu tür açılarda genelde bakın bunu unutmayın arkadaşlar. Sizin hayatınızla ilgili zorlayıcı bir durumu anlatabilir. Şuradaki Mars'ın sert açılara. Solar arkada inceledik. Şimdi arkadaşlar transitlere bir bakalım. Transitlerde de işte Mars, Merkür'ün Merkür'e karesi. Bu da bir şekilde şunu anlatıyor arkadaşlar. Mesela Merkür zaten Akrep'teydi. Kontrolsüz bir şekilde yani bir anda öfkeye kapılarak zaten bir de Merkür'ü Plüto ile kavuşmuş. Bakın şöyle hayal edin. Merkür'ü Plüto ile kavuşmuş bir insan ve o günkü transitte de Mars ve Merkür'e tam kare. Nedir? Zaten böyle yapısında böyle bir obsesif bir insan tipi görüyoruz biz burada. Çünkü bayağı bir akrep şeyi var, yerleşimi var. Kafasında bir anda bir şiddete kapılarak, gözünü karartarak bir kişinin hayatına son veririz. Bakın burada bu etkiyi açıkça görüyoruz. Yine bakın Münevver Karabulut'ta Venüs Neptün karesi vardı. Bakın burada da Venüs Neptün karesi bir kızı hayatına son vererek kurban etmesi. Mars Plüto karesi. Zaten ikisinde de Plütolar yakın yerde olduğu için burada da hesapsız, kitapsızca. Bakın birinde Münevver Karabulut'ta Mars Plüto karesi var. Birinde de Cem Garipoğlu'nda. Şimdi birisi ölen, birisi öldüren. Demek ki bu tür açılarda çift etkiyi unutmayacağız. Ama bizi neden Cem Garipoğlu daha çok öldüren taraftı? Çok fazlasıyla gezegen Akrep'te, şeyde de dikkat edin. Balık burcu, Merkür balıkta 7. ev yönetisi Merkür. Daha hani şey bir kurban tarafını Münevver Karaburun'da oluşturdu. O yüzden haritaları genel bir bütün olarak görmek gerekiyor. Burada bakın. Kuzey Ay düğümü Cem Garipoğlu'nun Mars'ına kare yapmış. Ben buradan şunu anlıyorum. Yükselen yöresi ise Mars. Zaten Mars şiddeti anlatır. Sanki bir kadersel olarak kişinin kontrol dışında böyle bir şeye girmiş gibi. Yani kişi böyle bir olaya sürüklenmiş resmen. Bunun ben çok ciddi karmik bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Ama karmik karşılaşma diye
bir yani insanların birbirini öldürme güdüsünü ben bunu işte anlayamıyorum. Karma işte sen böyle yaptın bu yaşamda sen öldürüleceksin gibi mantık. Ah, benim kafam almıyor arkadaşlar. Bu arada rektifiye ederken arkadaşlar şurada Lilith tam MC ile kavuşuyor ki hani bana o yüzden bu harita doğru olabilir gibi geldi. Zaten şeyde de Münevver Karabulut'ta da Lilith ASC'de olay anda tam nedir MC ile kavuşması? Lilithvari bir olay yani şeytani bir olay ve bunun bir olaya imza atması ve bunun yine geniş herkes tarafından bilinmesi. Ama burada kurban da olma ihtimali var. Mesela bu kişi kurban da olabilir. Yani biz bunları hep çift taraflı düşünürüz. Orada kurban mı olabilirdi? Cani kısmı mı olabilirdi? Bunları düşünmek gerekiyor. Yine arkadaşlar bakın transitlerde Satürn Venüs'te tam kavuşmuş. Yani bakın Venüs ayrıca 7. ev Venüs. Eğer harita doğruysa geçtim 7. ev olmasını. Venüs burada genç kızı, kadını anlatıyor. Satürn. Ne vicdansızlık. Satürn olayı. Ha, Satürn olumlu anlamı nedir? Çalışmak, disiplin. Ama yengecin tam karşısında olduğu için empati yok. Mesela iş hayatım bunu hep sürekli anlatıyorum. Yani iş hayatında duygusallık olmaz. Herkesin bir kural vardır, orada onu uyar. Ha, evde duygusal bir bağ var ama anne baba otoriteyi koyduğunda mesela orada o yüzden MC'ye de ayrıca anne babaya anlatıyor dememizin sebebi o. Mesela evde hem sizin anne babanız kökleriniz IC ama bir tarafta onlar kurar. Mesela şurada şunu yapamazsın, şurada şunu yapamazsın. Çünkü bir tarafta duygusallığı orada kural bakın Satürn kurallar. Ama kötü anlamda duygusallığın olmaması kötü anlamda. Şimdi duygusallığın olmaması bu anlamda hep kötü bir şey değil. Çünkü İnsan hayatında kurallar veya şeyler varken orada duygusallıktan arınmanız gerekiyor. Bak burada tamam, okey. Ama bu tür sert kavuşum, karşıt veya sert açılarında Satürn, var olan gezegenin arketipine bir negatif duygusallıktan yoksun elin bir şey katar. Nedir burada? Bir genç kızın hayatı ve 6. ev Başak'ta bulunan Venüs'e, bakın Başak'ta yer aldığı için negatif açılarında daha olumsuz etki yapar. Bu tür gezegenlerin hani zor yerleşimleri, zor evlerde 6. bu negatif etkiyi daha da arttırıyor. Şimdi profeksiyona da baktığımızda olay anında Uranüs Güneş'e 135'lik açısı yani olayın sıra dışı bir olayın çok fazla duyulması bakın 135'lik. Bu kişinin kendi yaşam bütünlüğü de olabilirdi ama yine dediğim gibi akrep arketip çok güçlü olduğu için Neptün bakın Mars 135'ti. Yine burada kendisi kurban olabilirdi ama kendisi buradaki bakın Kuzey Ay düğümü Mars 135'lik açıda. Yani çok kadersel bir etkiyi burada gösteriyor. Ha, kadersel etki derken o onu yapmış bu yaşamda da bunu katletmesi lazım. Bu zaten sistem böyleyse arkadaşlar ben bildiğiniz insanlıktan istifa ediyorum ya öyle söyleyeyim. Ben işte anlamaya çalıştım bu arkadaşlar. Bazı şeyler gerçekten bana çok mantıklı gelmiyor. Bakın şurada da Satürn'ün ASC karesi var. Yani buradaki kare açı ne yapar? ASC bizim yükselen. Kişi ya elin bir durumla karşı ya da kendisi vicdansızca bakın vicdandan yoksun, duygudan yoksun, duygusuzca. Ay MC ile kavuşmuş bir kadın figürü biliniyor top. Ama burada bakın Oğlak'ta profeksiyonda. Ha şimdi anladınız mı neden? Mesela Ay Oğlak'ta transitlerde bazen bakın burada da profeksiyon da Oğlak'tan geçiyor. Yani duygu bakın Ay Oğlak'tan geçerken nasıl Satürn vicdan yoksun Ay da burada duygusal olarak yani sanki orada görevi Satürn'e bırakıyor. Orada artık duygudan arınıyor. Şimdi profeksiyon haritasında da transitte de gerekli inceleme yaptık. Şimdi bir de aralarındaki sinasti uyumuna bir bakalım. Burada sinasti haritalarına baktığımızda zaten bakın Münevver Karabulut'un Merkür 7. ev yönetisi Merkür Cem Garipoğlu'nun Güneş'in 135'lik açıda.
Ha bu tür sert aşılar, yani evet, bir iletişimde de zorluğu anlatabilir. Zaten Münevver Kalabalık'ta, Merkür Balık'ta. Yani ben şeyi düşünüyorum. Belki Münevver Kalabalık çok fazlasıyla bu kişiye inanmış olabilir. Bu kişinin birçok şeyinden şeyi yapmış olabilir. Veya bu kişi, şimdi Merkür Balık'ta olan insanlarda şöyle bir şey görünüyor. Bazen karşıdaki insanlar sürekli bunları yalan söylemiş gibi algılıyor. Ha, yalan söylemiş şey Merkür Balık'ta bu etkiyi belli bir noktada verebilir, ama bir de söylemlerinde hep yalan söylüyormuş algısı doğabiliyor. Normalde ikisinin Merkür'ü birbirine üçgen. Belki de şöyle bir şey olabilir. Buradaki sert açı, yani normalde Münevver Kalabalık bir şey doğru söylese de bu kişi yani akrep arketipi çok fazla kıskanç veya şey olduğu için bu kişide bir şey etkisi olabilir. Yani güneş ne sert açısı açıkçası Cem Garipoğlu'nda arada bir tartışma sorunlara yol açabilir. Zaten şurada Güney Ay Düğümü Münevver Karabulut'un Güney Ay Düğümü Cem Garipoğlu'nun Ay'la kavuştuğunu ve bunun karmik etkisini söyledik. Yine burada gördüğüm sert açılardan birisi, bakın. Cem Garipoğlu'nun Satürn'ü Münevver Karabulut'un Mars'ına 135'lik açıda. Yani aralarında aslında şiddet olayı ve bu şiddetin de yani duygudan, şeyden yoksun bir şiddet olayını olma ihtimali gösteriyor. Belki de bu aralarında şiddet olmazdı ama şu olabilirdi. Mesela burada sinasi bu açı gözü, yani Münevver Karabulut belli ki Mars ikizlerde iletişim güçlü bir insan. Ne yapardı bu? Bu açıkçası Cem Karabulut Satürn'e 135 açıda olduğu için onun iletişimde böyle insanlarla konuşkan yapısı, bir de mesela Mars ikizlerde kesinlikle böyle mesela bir durum olduğunda tartışma çıktığında geri adım atmazlar. Şimdi burada şunu anlıyoruz. Bu da Cem Karabulut'un Satürn'ü 135 açıda ne yapabilir? Kişi böyle hani şimdi Cem Garipoğlu'nda Merkür Plüto kavuşumu, Güneş Mars kavuşumu var. O akrep etkisinde, akrep burcunda. Zaten bir de Jüpiter Venüs 6. evde Başak'ta negatif etkiler fazlasıyla var. Ne yapıyor burada? Kişi bir anda bir öfke patlamasıyla bu kişiye zarar ve duygudan yoksun bir şekilde. Bu yüzden burada böyle yansımış. Ha, başka birilerinde olur. Oradaki mesela kişinin Güneş burcu farklıdır, Merkür farklı yerde, Cem Garipoğlu gibi değildir. Orada yansıması daha farklı olabilir. Yani buradaki bu açıyı böyle gördünüz. Aa, bende de bu var. Biz birbirimizi mi öldüreceğiz? Böyle değil. Bakın, olayın kişinin yapısına uygun olarak biz bir şey konuşuyoruz. Burada bir Cem Garipoğlu prototipini anlatıyoruz. Yine burada yine ilginç olan bir şey var. Münevver Karabulut'un Chiron'u Cem Garipoğlu'nun Lilith ile karşı karşıya. Ben ne anlıyorum? Münevver Karabulut Cem Garipoğlu'nun şeytani bir şeyle fiziksel bir yaralanma alıp bu hayatını kaybedebilir. Bakın açının, bakın ölüm olmasa bile ne diyorum? Şeytani etki, Lilith, karanlık enerji ve Münevver Karabulut'un Chiron'una karşı şeytani karanlık bir şeyle bu kişi bir yaralanma alabilir. Gerçekten de öyle mi oluyor? Evet, maalesef öyle oluyor. Yine Münevver Karabulut'un Lilith'te, Cem Garipoğlu'nun Chiron'u ile 135 açıda. Yani birbirlerine aslında bir çekim de olduğu kadar birbirleriyle de ilgili bir zorlukları da var haritaların. Yani birbirleriyle bazı noktalarda bir uyuşmama durumu gözüküyor burada gördüğümüz kadarıyla. Hani diğer açılar, şöyle dikkat çekebileceğim, görebileceğim açılar var. Şurada bir Güneş, Venüs karşıtlığı konuşulabilir aslında. Hani Cem Garipoğlu aslında çok fazlasıyla bir şeyi bekliyordu. Mükemmel. Çünkü Venüs'ü Başak'ta. Ama
Münevver Karabulut'ta Venüs Koç'ta. O da daha çok kendisi, yani çok daha kendi keyfine düşkün bir prototip çizebilir. Hani Venüs Koçlar biraz, Venüs Koçların iyi yanı da şudur benim hani sevdiğim. Hayattan nasıl keyif alacaklarını biliyorlar. Sadece biraz kendi keyiflerine çok düşkün oluyor. Zaten o yüzden Koç burcunda Venüs zararda, Venüs de Başak'ta. Bakın birinin Venüsü Başak'ta, birinin Venüsü Koç'ta ve burada Venüs Koç ve Başak birbirlerinin de antisyası bir de. O da çok ilginç. Şu mesela 19 derece Venüs Başak'ın antisyası 11 derece Venüs Koç veya burada 15 derece Venüs Koç'un antisyası 15 derece Başak Koç. Şey Başak, Venüs Başak gibi gibi gibi. Burada böyle bir ilginç bilgi de vermek istedim. Burada yine görebileceğim sert açı, yani dikkat çekici görebileceğim açı, belki sizler de farklı şeyler görebilirsiniz arkadaşlar. Benim genel olarak görebildiklerim bunlar. Burada asıl zorlayıcı gördüğüm açılar. Bunun üzerine daha ne söylenebilir bilemiyorum. Yani bu vaka Cem Garipoğlu'nun haritasında incelediğimizde daha bir oturdu. Bir önceki videomda yanlış aldım bu konuda, kusura bakmayın arkadaşlar. Hani bir yerde 20 Ekim 1991 olarak gördüm. Hatta şöyle bir video yapacaktım, doğrusunu söylemek gerekirse. Böyle bu kişide çok fazla öldürme şeyi yok. Neden böyle yapmış? Anlayamadım tarzında bir video yapacaktım. Ama dün tesadüf gördüm ve bir de Gizem Hanım bilgi verdi. Aynen, o da hani zaten tesadüf keşfetmiştim. Bir de bu da benim için iyi oldu. Yani bir yerden olayı bir şekilde teyit etmiş olduk ve olay birçok noktada yerli yerine oturduğunu düşünüyorum. Hani bazıları şey sorabilir, yani neden öldürüldü söylemez. Yine Gizem Hanım da herhalde sormuş. Şimdi bakın arkadaşlar, burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Bazen bana şöyle soranlar, ya uzatıp uzatıp anlatıyorsun, şey yapıyor. Bakın biz burada birçok parametreyi konuşuyoruz. Burada yapmaya çalıştığım şu: evrenin sistemi 2 kere 2 4 değil arkadaşlar. Bu videoyu, yani o yüzden burada söyleyeceklerimi lütfen dikkatli dinleyin. Burada birçok bilgiyi analiz ediyoruz. Bir şeyleri anlamaya çalışıyoruz. Niye? Bakın bu kadar. Mesela bazen astrolojide soru: ben evlenecek miyim? Zengin olacak mıyım? O yüzden bu sorunun cevabını bulamazsınız. Çünkü çok basit düşünüyorsunuz. Bunu böyle basit düşünmemek gerekiyor. Çok karmaşık bir şey. Şimdi Münevver Karabulut'un haritasını inceledik. Bakın yine size hep şunları söylüyorum. Mesela çocuğunuzla ilgili verileri bakarken, kendinizi tanımak istiyorsanız sadece kendi haritanız değil, çocuğunuz, anneniz, bakın birçok farklı kişinin haritasından kendinizle ilgili daha net bilgi bulabilirsiniz. Burada Münevver Karabulut'un haritasını inceledik. Evet, bazı bilgiler bulduk. Bu arada Havanur arkadaşım da 16 rakamı ile ilgili sıra dışı bilgi verdi. Tarot kartına yıkılan kule kartı, Mars Plüto arketipi, çok güzel bir bilgiydi. Şimdi biz Münevver Karabulut'la ilgili bazı veriler bulduk ama asıl resim Cem Garipoğlu'nun haritasını açınca şey oldu. Bakın bir ay güne ay düğümü. Cem Garipoğlu'nun ayı Münevver Karabulut'un güne ay düğümüyle kavuşmuş. Yani burada bir karmik karşılaşma anlatıyor. Şimdi olaylar daha net oturmaya başladı. Ben bu videonun umarım şu kafalardaki bazı soru işaretlerini gidereceğini umut ediyorum. Bu anlamda videolarımda biraz teknik detaylara girelim. Çünkü bunu, amacım bu arkadaşlar. Hani evet, sizler ya şunu şöyle yap, bunu böyle yap, daha iyi olur diyebilirsiniz. Önerilerinize saygı duyarım. Benim ama kanalımın amacı diye video çekmemin sebebi de bu. Benim yani böyle sıra dışı insanları güldüren bir kanaldan ziyade bilgi paylaşımı bir kanal. Hani umarım ben sadece dürüst olacağım size arkadaşlar. Buraya aslında benim bir tarafta da benim için bir arşiv. Ben bilgilerimi burada arşivliyorum. Kova arketipinde Ganimedes, göle suyu döken kova takım yıldızında Ganimedes arketipinde. Ben de göle bu suyu döküyorum, bundan faydalansınlar diye.
Hani amacım şu da değil. Bak ben bilgimi paylaşayım. Bana şu... Ya öyle bir şey yok arkadaşlar. Ya seviyorum ya. İçimde tutmak istemiyorum. Ve burada da sizlere bilgi paylaşma ihtiyacı açıkçası beni daha çok araştırmaya itiyor. Ben dürüst olacağım yine bu konuda. Kendim için yapıyorum bunu. Bunu samimi söylüyorum. Çünkü insanlara bir şey anlatma isteği bende daha çok şeyi teşvik ediyor. Araştırmaya teşvik ediyor. Bakın bu noktada biraz bencilce yaklaşıyorum. Bunu dürüstçe söylüyorum size. Ben amacım kendim evrenin sistemini yani bu sistemi keşfetmek. Bu noktada ben biraz kendimi düşünüyorum. Dürüst olacağım bu konuda. Ama bunu da sizleri de bu anlamda bir nevi kullanmış oluyorum. Yani bunlar işte insanlara paylaşayım, insanlara daha çok bilgi vereyim. Beni bu araştırmalarda daha yoğun araştırmaya teşvik ediyor. Bu da benim kendimde bulduğum bir taktik. Beğenirsiniz beğenmezsiniz. Ya bizden faydalanıyor, bizi kullanıyor diyebilirsiniz, saygı duyarım. Ama ben gerçekten kendim için bunları yapıyorum. Ha buradan da bilgi alan insanlar olsa da bu da beni mutlu ediyor. Bunu da dürüstçe söylemek gerekirse. Bugünkü videom bu kadar arkadaşlar. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.